İsrail'in hastaneye yaptığı saldırıyla 500'den fazla insanın hayatını kaybettiğini öğrendik. Orada hastalar vardı, orada çocuklar vardı, orada kadınlar vardı, orada yaşlı insanlar vardı. Dünyanın çok tehlikeli bir noktaya doğru gittiğini gözlemliyoruz. Buradan Yahudi halkına seslenmek istiyorum. O hastanede çocuklar öldü ya, şunu söylemek istiyorum onlara. Yahudi olmayan çocuklar da çocuktur. O hastanede kadınlar öldü ya, hastalar öldü ya. Yahudi olmayan hastalar da, Yahudi olmayan kadınlar da insandır. Bunu bilelim, bunu görelim, bu sorunun ne kadar büyük olduğunu görelim. En son Amerika Dışişleri Bakanı'nın İsrail'e gittiğini öğrendik. Ben buraya bir Yahudi olarak geldim diye konuşmuş. Onlara artık yeter demek istiyoruz, yeter. Şunu bilsinler, Almanya yaptığı zulmü hayata geçirirken Hitler de çok Almandı. Ama bu tarihte bir şeyi çözmedi. Tarihe soykırım getirdi, tarihe savaş getirdi. Buradan dünyada bu eğilimde olan herkesi uyarıyoruz. Dünyayı ırkçılığınızla, diğer dinlere düşman oluşunuzla bir felaketin merkezi haline getirdiniz. Dünya ırkçılığınızla ve diğer dinleri düşman bellemenizle çalkalanıyor. Bunu artık bir dur deyin. Yahudi halkına bir konuyu hatırlatmak istiyorum. Bir zamanların Nazi Almanyası da onları vagonlara doldurup bir başka şehre, bir başka şehirdeki toplama kamplarına göndermişti. Bugün yaşananın bundan ne farkı var? Fark etmiyor musunuz? Siz de insanlığın bir kısmını doldurup bir şehrin ya da bir bölgenin öteki tarafına götürmeye çalışıyorsunuz. Bundan vazgeçin. Nazi Almanyası Yahudi halkı için kocaman, büyük, zulmedici toplama kampları yaratmıştı. Bugün ne oluyor? Koskoca Gazze, koskocaman bir toplama kampı gibi. Bunu görmüyor muyuz? 2 milyon 300 bin kişi oraya toplanmış, oraya yığılmış, sıkıştırılmışlar ve bu halde yaşamaları isteniyor. Bugüne kadar yapılan zulüm buydu ve deniyor ki Gazze'de yaşayan halka, sakın çıt çıkarmayın. Nasıl çıt çıkarılmayacak? Nasıl susacaklar? Nasıl sorunu dile getirmeyecekler? O yüzden buradan bütün dünyaya sesleniyorum. Yahudi toplumuna da sesleniyorum. Yahudi aydınlarına sesleniyorum. Yahudi sosyalistlerine sesleniyorum. Orada Gazze'de, Filistin'de çok büyük bir Filistin sorunu var. Bir sorun var, sorun. Bunu görün. Bir sorun var. Bunu görerek bu çözümü nasıl gerçekleştiririz diye düşünmeye başlayın. Bırakın Gazze'nin kuzeyinden güneye insanları göndermeye çalışmayı. Güneyinde veya kuzeyinde rahat mı duruyorsunuz ki? Her tarafı bombalıyorsunuz. Bu insanları göç ettirme siyasetini bırakın. Bu kara harekatı yapacağız teranesini de bırakın. Kara harekatı demek çok büyük şehir savaşları demektir. Şehir savaşlarının çok kanlı geçeceği, çok zulme neden olacağı apaçık bellidir. Bundan da vazgeçin. Kara harekatı diye bir şey olamaz. 2 milyon 300 bin kişinin yaşadığı küçücük bir yerde kara harekatı diye bir şey söz konusu değildir. Ve bu insanların ilaç bulabilmesi için, gıda bulabilmesi için, su bulabilmesi için ve yardımların gidebilmesi için o kapıları açın. O kapıları sıkı sıkı kapatmayı bırakın. Açın da insanlar bir nefes alsınlar. Ve buradan söylüyoruz. Diyoruz ki ezilen halklar, sömürüye uğrayan halklar, zulme uğrayan halklar kolay kolay pes etmezler. Filistin halkı yalnız değildir. Filistin halkı yalnız değildir. Ve buradan bir kez daha dile getiriyoruz. Ezilen halklar, sömürülen halklar, zulme uğrayan halklar mücadele ederler ve yenilmezler o nedenle. Örgütlenir ve mücadele ederler. Bu halklar tabii ki haklarını arayacaklar. Bizler de Deniz Gezmiş'in yolunda, Mahir Çayan'ın yolunda ve
ezilen Filistin halkının yanındayız. Ezilen bütün Orta Doğu halklarının yanındayız. O nedenle diyoruz ki deniz gezmişlerin, Mahir Çayanların mücadelesi bitmedi. Aynen devam ediyor. Nehirden denize özgür Filistin. Daha önce mücadele eden yoldaşlarımızın yolunda ve Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Teşekkürler. Var olsun.